Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, bugünkü videomuzun konusu Türkiye'deki Selefi liderlerden, hocalardan Abdullah Yolcu Hoca'nın bir videosu. Ben kendisini yayın evinde gittim, ziyaret ettim bundan birkaç sene önce. Video çekmek için teklifte bulundum, kabul etmedi. Dedim, hocam dedim, şurada 7-8 dakikalık bir video çekelim. Ben dedim size çok basit soru sorayım. Siz de bana ayetlerle, artık neyle cevap veriyorsanız hadislerle cevap verin dedim. Olmaz dedi. Ben dedi öyle bir video çekmem dedi. Ama dedi sorun varsa sor dedi. Ben de sordum. Sağlam hadis ayetin hükmünü kaldırır mı dedim. Kaldırır dedi. Ama tabii aramızda oldu bitti. Şimdi uzun zamandır kendisine video yapmıyordum. Şu anda çok güzel bir konuya temas etmiş. Hayati bir mesele. Çok önemli bir mesele ve eğer bunu yapmazsanız zaten videonun sonunda oluyor. Dinden çıkıyorsunuz. Cehennemlik oluyorsunuz. Allah'ın Resulü sizi ümmetlikten atıyor. Ateşe gidiyorsunuz. Kendisi söyleyecek zaten. Onun için konu bu kadar önemli. Ben aynı dinden olmadığım için benden yana sıkıntı yok. Ben Müslümanım. Benim kıldan dinim yok. Yani kılla benim imanım, takvam, derecem ölçülmez. Video yapma sebebim ne? Kıla hakkını veren ehli sünnet eğer samimi ise hem sakalını, bıyığını komple kesip hem de bu zihniyeti savunan kardeşlerime sesleniyorum. Bu adam gibi saçınızı ve sakalınızı yapmıyorsanız cehennemliksiniz. Kendisi söylüyor. İşiniz bitik. Hayır, kabul etmiyorsanız o zaman bu şahsa siz iftiracı diyorsunuz. Allah adına yalan konuşuyor diyorsunuz. Şimdi imtihan sizin imtihanınız. Kararınızı verin. Ben hem bu adam gibi hadislere itibar ederim, bu adam gibi hadislere güvenirim. Hadis olmadan din anlaşılmaz. Hadis olmadan İslam anlaşılmaz. Hadis olmadan ne namaz kılınır ne hacca gidilir. Hadisler bizim için olmazsa olmazdır. Gayr-ı metlu vahidir. Hadisler de Kur'an harici vahidir ve ayetlerle aynıdır, birdir. İhtiyaç halinde ayete değil hadise bakılır diyorsanız o zaman Abdullah Hoca'nın okuduğu hadisi ve çıkarttığı neticeyi dinleyin. Sonra da kararınızı verin. Karar sizin. Umrumda bile değil. Ben aynı dinden değilim. Elhamdülillah, Rabbime şükür ben İslam'a bağlıyım. Benim bir tek kaynağım var Kur'an. Ben Selefi itikadının ya da tarikatların kitaplarının dinine bağlı değilim. Ben Kur'an'a bağlıyım. Elhamdülillah. Kur'an'da yazmayan hiçbir emir beni cehennemlik yapmaz. Beni cehenneme götürecek şey Kur'an'a karşı gelmektir. Şimdi sizler kararınızı verin. Eğer bıyığınızı, sakalınızı bu şahsın dediğine göre yapmıyorsanız siz cehennemliksiniz. Hayır, hem ben yapmıyorum hem de ona inanmıyorum diyorsanız o zaman bu şahsın Allah'a ve Resulüne iftira attığını söylüyorsunuz. Yalancı şahitlik yaptığını söylüyorsunuz demektir. Topu taca atmak yok, kaçmak yok. İlkeli olun, dürüst olun ve hadislerinize sahip çıkın. İşte size hadis. Kıl hadisi. Önemli. Ne kadar önemli olduğunu kendisi söylüyor. 19. hadis. Arkadaşlar önemli bir hadistir. Özellikle sünnete titiz olanlar için. Sünnet nedir? Yani benim kardeşim çok amelimiz yoktur böyle sahabe gibi. Ne cihadımız var, ne gece gündüz başımız evliyaullah gibi namazda, ne gece namazımız var. En azından Resulullah'ın sünnetine uymamız lazım. Evet. Basit sünnetlere uyalım. Belki onlardan Allah bizi haşreder. Bakın ne kadar güzel diyor ki basit sünnetlere uyalım Allah bizi oradan affeder diyor.
Şimdi böyle basit sünnet diye başladığına bakmayın. Daha 27. saniye. Basit sünnet diye başlıyor. Bu sünnete uymayan videonun sonunda kafir oluyor. Ne kadar ilginç değil mi? Ve işte eğer düşünürseniz görmeniz bu kadar kolay. 27. saniyede basit sünnetlere uyun, kurtulun diyor. Videonun sonunda bu sünnete uymazsanız kafir olursunuz, cehennemlik olursunuz, dinden çıkarsınız diyor. Buyurun dinleyelim. 19. hadis İmam Zehebi ne ile ilgili getirmiş? Bakın çok basit bir hadistir. Basit. Bugün de hepimiz buna önem vermiyoruz. Ama ateşe de götürebilir bizi. Ebedi ateşe de götürebilir bizi. Geçici ateşe de Resulullah'ın havzundan kavulabiliriz. Şefaatinden de irak olabiliriz. Bakın gördünüz mü? Çok basit bir hadis. Sonsuz ateşe de gidebilirsiniz. Geçici ateşe de gidebilirsiniz. Geçici ateş ne? Kabir azabı. Ona inanıyorlar. Ve dinden de çıkabilirsiniz. Bu kadar basit bir hadis. Ne kadar güzel. Çok basit bir hadis. Ama yan tesiri biraz ağır. Çünkü onun ümmetinden değiliz. Nedir mesela? Nedir mesela? Bıyığını kesmemek. Mesela bu. Bıyığını kesmemek. Sizi sonsuz ateşe götürebilir. Bir de ne diyorlar biliyor musun? Huzur İslam'da. Huzur İslam'da. Ne kadar huzurlu ya. Denilen şekilde bıyığını kesmezsen sonsuz cehennem seni bekliyor. Adam da huzur İslam'da diyor. Huzur bizdeki İslam'da elhamdülillah. Kur'an yeter dediğiniz zaman huzur sizdedir. Huzurlu bir hayat yaşarsınız. Ama Kur'an yetmez derseniz bıyığınızı böyle alırsınız. Bıyığın boyundan bir hafta konuşursunuz. Hiç sorun değil. Adamların kitapları bıyığın boyunu yazıyor. Dinleyelim bakalım neymiş bıyık? Çok basit. Bıyığımızı kesmiyoruz. Bakın ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Tabii bıyığımızı kesmemiz lazım diyecek de bıyığımızı kesmiyoruz. Men lem ya'khud min şaribihi feleyse minna. İmam Tirmizi rivayet ediyor sahih hadiste. Kim diyor büyüklerini almasa bizden değil. Eskiden Yahudi, Hristiyan, Araplar her çeşit sakalı vardı. Sakalsız insan yok uydur. Evet. Sakalsız insan doğru. Arkadaşlar sakalın tıraş etmek insan fıtrata karşı gelmektir. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki 10 şey fıtrattandır. Büyüğü kesmek, sakalı serbest bırakmak. Bak fıtrattandır. Dostlar şimdi burayı düşünmeniz lazım. Kıl suratından çıkıyor. Fıtraten bu fıtrattandır der hiç kesmezsin. Ya da bu fıtrattan değil komple kesersin. Ama ne diyor biliyor musunuz? Sakal bıyık fıtrattandır. Sakalı uzatacaksın, bıyığı keseceksin. Anlatabiliyor muyum? İkisi de yüzünde çıkan kıl. Ama birini keseceksin, birini uzatacaksın. Sonra? Onun için Kisra'nın iki elçisi geldi Resulullah yanına. Büyükleri pala büyük koymuşlar. Sakallarını tıraş etmişler. Parlatmışlar. Resulullah onlara böyle baktı, diksindi. Arapça bile müşriklerde yoktur fıtratta aykırı olmak. Yani nasıl bir günde biz diksiniyoruz. Bir erkek gelse, kadın gibi konuşsa, yani küpe taksa diksiniyoruz. Resulullah böyle diksindi. Konuşturduktan sonra dedi, kim size emretmiş böyle sakallarınızı kesmişsiniz? Rabbimiz yani yöneticimiz. Resulullah dedi, bana Rabbim emretti. Büyüğü keseyim, sakalı bırakayım. Siz tersini yapmışsınız. Büyüğü bırakmışsınız, sakalı almışsınız. Sahabeler dedi, bunları götürün gözüm görmez. Bir gün de senin büyüğün ağzına giriyorsan, sakalın tıraş etmişsen, Resulullah sana kıyamet gününde nasıl karşılayacak? Evet dostlar, böyle güzel güzel dinlerken sakın düşünmeyi ihmal etmeyin. Ve böyle yerlerde şunu sorun, çok basit. Resul'ün tiksindiğini nereden biliyorsun?
Resulün yüzünü nasıl buruşturduğunu, neler hissettiğini nereden biliyorsunuz? Şimdi dostlar bir senaryo yazarsınız. Senaryoda gözünüzü yumarsınız, senaryoyu yazarsınız. Dersiniz ki o esnada tiksindi. Resulün tiksindiğinin kaynağı nedir? Hangi hadis, hangi ravi Resulün tiksindiğini anladı? Gördü ve tiksindiğini nasıl anladı? Şöyle bir hadis var mı elinizde mesela? Gelen iki tane elçiye baktı ve Resul dedi ki bunları görünce tiksindim. Var mı böyle bir hadis? Tövbeler tövbesi. İşte dostlar bunlar böyle anlattığı zaman burada diyeceksiniz ki hocam bu söylediğinizin delili nedir? Kaynağını bana verir misiniz? Resul'ün tiksindiğini nereden biliyoruz? Bana kaynağını verir misiniz? Bunları böyle çok yakalıyorum. Çok, o kadar fazla ki. Resul kaşlarını çattı öfkeyle. Kaşlarını çattı öfkeyle diye devam ediyor. Nereden okuyorsun bunu? İşi gücü bırakıp Resul'ün kaşına gözüne bakan kim? Hangi ravi? Bir de daha kötüleri var. İçi öfkeyle doldu. Alnındaki damarı parmak gibi şişti. İçinin öfkeyle dolduğunu nereden biliyorsunuz? Kim yazıyor bunları? Nereden okuyorsunuz? Müthiş bir şey. Hiç kimse de sormuyor. Elinde kitap var, kitapta yazıyor ki sakalı uzatın, bıyığı kesin. Diğerlerini tiksindiğini nereden okuyorsunuz? Kim diyor, kim? Müthiş bir şey ya. Ama arada gidiyor işte anlatırken. Sonra nasıl şefaat yapacaksın? Onun için büyük almak nedir? Burada da ihtilaf oldu mezhepler arasında. Hayda. Bakın mezhepler arasında ihtilaf oldu. Resul elçileri kovuyor. Siz diyor sakalınızı kesmişsiniz, bıyığı uzatmışsınız. Çekilin diyor karşımdan. Sahabe diyor çıkartın bunları diyor. Ama Resul ölüyor, ihtilaf oluyor. Neden? Önce bir ihtilafı dinleyelim. Bazı anladı büyük almak tam kesmektir. Bazılarına bazı dedi hayır. Bu çizgi, dudak çizgisi çizgiden inmemek lazım. Hepsi olur. Neden hepsi olur? Şimdi burada soruyoruz. Neden hepsi olur? Resul'ün bu kadar hassas olduğu bir konuda sahabe Resul'ün bıyığını görmedi mi? Hadi sahabe Resul'ün bıyığını görmedi. Sormadı mı? Ne soran var ne gören var. Neden? Sorsalar ya da görseler tek çeşit olur. Ama nedense 23 yıl bıyığını kesen Resul'ün bıyığını nasıl kestiğini bir türlü göremiyorlar. Öldükten sonra mezhepler ihtilafa düşüyor. Ne kadar ilginç. Hepsi de doğru. Hepsi de doğru. Konu sonsuz cehennem. Resul suratlarına bakıyor yıllarca. Surat surata yıllarca ama bıyığının şekli öldükten sonra ihtilaf oluyor. Ne kadar komiksiniz ya. Ne kadar komiksiniz. Hani bıyık tıraş değil başka tıraş olsa tamam anlarım. Derim ki arkadaş göremiyor, yorum yapamıyor. Arkasından da vefatından sonra ihtilaf çıkıyor. Suratının ortası, yüzünün ortasındaki bıyık nasıl ihtilaf oluyor? Sahabeye kadar götürüyorsunuz, Resul'e götüremiyorsunuz bıyığın şeklini. Ondan sonra da diyor ki hepsi olur diyor. Hepsi olur. Ne kadar güzel ya. Sonra bir mahsuru yoktur. Yeter ki büyüğe ihanet et hadiste geçiyor. İhanet nedir? Önemsememek. Şimdi bakın tırnağımızı kesiyoruz. Önemsemiyoruz. Ama kadınlar ne yapıyorlar? Şeytana uyan kadınlar tırnaklarını uzatıyorlar. Boyuyorlar. Bir de dünya kadar para veriyorlar. Ne diyorlar? Çeneki neyse. Ondan diyorlar işte.
Bakın ne yapıyorlar? Gidiyorlar şu aklarca dünya kadar para veriyorlar. Şeytan emretmiş. Anlatabildim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fıtrata aykırı meseleleri bize gösteriyor, biz gidip yapıyoruz. Şeytan söz verdi. Allah Teala dedi yoldan çıkartırım. Bu Adem var ya beni bunun yüzünden attın cennetten lanete uğradım. Bunun bütün zürriyetini yoldan çıkartırım. Onun için bir Müslüman dikkat eder. Bu para büyük nereden geldi bize? Bu İslam'dan değil arkadaşlar. Bunlar bize Bektaşi Alevilerden geldi. Onlar da biliyorsunuz akideleri bozuktur. Bu pala bıyığı şeytan emretmiş, kurmuşlar. Osmanlılar da işte bu yeniçeriler, meniçeriler, kabadayı gibi görüşler, güçlü görüşler. Halbuki bizim Müslüman'da bıyığı ihanet ederiz. Önemsemeriz. Ama sakkali ikram ederiz. Şeytan ne diyor? Hayır, sakkali kesin, bıyığı pala edin. Yani de bıyık koyursun. Sakkalini kesiyorsun. İhanet değil, kestim. Ya kestin, nereye attın onu? Çöpe attın. İhanet değil mi? Berbere gidiyorsun, sakal kesiliyor, ayakların altına atılıyor. Böyle bir şey mi var? İhanet değil mi bu? Soruyor, ihanet değil mi bu? Dostlar, sakalı kestiniz, o kılları yere atmayacaksınız. Berberde özellikle bu ihanettir diyor. Ehli sünnetlere duyurulur. İkram nedir? Bakın Resulullah ikram edermiş, sakalınızı ikram edin, tarayın. Yağlayın, kınalayın, kına uğrarmış. Bu hep... Dostlar sakalınıza lütfen yağ sürmeyin. Yani lütfen, yani ehli sünnet de olsanız o kadar eksik olsun, bir parça eksik olsun, sakalınıza yağ sürmeyin. Hepsi ikramlandır. Bugün de nasıl diyorsun, bakım yapıyorum sakalime, saçıma. Neden bakım yapıyorsun? Önemsiyorum, ikram ediyorum, seviyorum onu. Allah sev demiş, bize sev, biz de seveceğiz. Bıyıklarımızı da keseceğiz. Bıyıkları sevmeyeceğiz. Sakalı seveceğiz, bıyıkları sevmeyeceğiz. Evet. Sonra bir rivayet yine Bukhari Müslim'de geçiyor İbn-i Umar'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Haliful mecuse ve uful liha ve ahuffus şevaribe. Diyor ki mecusilere muhalefet edin. Sakallerinizi bollaştırın, büyüklerinizi alttan kesin, kısaltın. Bazı diyor ki, hocam diyor, bugün de Hristiyanlar da, papazlar da, Yahudiler de bugün de sakalları var. Biz sakallarımızı onlar gibi bıraksak, onlara benziyoruz. Bak diyor, onlara benzemeyin. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada mecus ediyor, mecus sakal bırakmazymış. Ama Hristiyanlara benzememek için, evet papazlar da bugün de Ortodokslar sakal bırakır, Katolikler bırakmazlar tabi, Avrupalılar. Ortodokslar sakal bırakır ama bizden onların farkı nedir? İşte yine sünnettir. Sen sünnete uy, melekler zaten bilir de, insanlar da bilir. Melekler şaşmaz, papazdan Müslümanı ayırır ama insanlar da ayırır. Neyle ayırır? Sünneti bilerek. Resulullah diyor, sakkali ikram edin, bırakın, serbest bırakın, çoğaltın, cürleştirin, büyüklerinizi de kesin. Hiçbir papaz gördün mü büyüğünü kesmiş? Sadece Müslüman keser. Onların büyükleri ağızlarına giriyor. Ağızlarına giriyor. Bizim de dizilerde çıkartıyorlar. Osman'dır, Ertuğrul'dur, bilmem nedir. Pala büyüğü koymuş, yemek yedikten sonra böyle yapıyor. Nerede var iyidir bizim atalarımızda böyle... Bu atalarımız var ya, kendileri ve hanımları bu dönemdeki bu televizyoncular ve yöneticiler ki bunlara izin veriyorlar. Bunlardan kıyamet günü elbeyek olurlar. Nerede bizim atalarımızın hanımlarını kuş görmeziydir. Sen çıkartmışsın erkek. Atalarımızın hanımlarını kuşlar bile görmezdi diyor. Kendi rivayetlerinde kılıçlı, kalkanlı kadın sahabemiz var. Araştırın isterseniz mesela Nesibe. Kadın cengaver ya, çıkıyor savaşıyor yani. Ve benzerleri de var bir sürü. Kuşlar bile görmezdi diyor. Bu şeyler ya, selefiler. Çekle konuşuyor, bilmem laubali.
Her yeri meydanda öyle bir şey mi var ya? Bu senin hayal ürünündür. Layık hayal ürünündür. Ama İslamiyet'te böyle bir şey yoktur. İslamiyet değil. Bizim tarihimiz canlı İslam'dır. İslam'ı canlandırmışlar. Evet. Ondan dolayı bir tane büyüklerini ağzına giritse, kısaltmasa büyük günah işliyor. Gördünüz mü büyük günahı? Bakın büyük günahları sayarken ağza giren bıyıkları ilave edin. Şimdi coşma sahnesi başladı. Bundan sonra artık yükseliyor. Dikkat edin. Ama ne zaman dese hayır ben böyle şeye inanmıyorum kafir olur. Kafir. Gördünüz mü? Kafir olur. Yani bıyığı böyle keseceksin dediğine inanmıyorsa kafir olur. İyi değil mi? Çok güzel. Devam. Kafir olur. Çünkü Allah'ın şeriatını inkar ediyor. Allah'ın şeriatını inkar ediyor diyor. Anlattığı hadis. Anlıyor musunuz dostlar? Düşünüyor musunuz? Aklınızı kullanıp kararınızı veriyor musunuz? Yani selefilerin hadislerindeki bıyığa göre bıyığını kesmezsen kafir oluyorsun. Ama yo inanıyorum ya bir şey olmaz. Öyle bir şey bu büyük günahtır. Anlatabildim. Ondan dolayı bütün alimler demişler dört mezhepte de bu yazıyor. Sakalı kesmek haramdır. Büyüğü uzatmak haramdır. Gördünüz mü? Sakalı kesmek haramdır. Bıyığı uzatmak haramdır. Bütün mezheplerde diyor. Soruyorum haramı helali kim koyar? Allah. Peki mezhepler nasıl haram helal koyuyor? Allah adına koyuyor diyecekler. Ama ayet yok tabi. Evet. Dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Evet. Bu konular önemli konulardır. Evet. Bakın Resulullah diyor kim büyüğünü kesmese bizden değil. Nasıl? Bıyığını kesmeyen bizden değil. Yani kazımayacaksınız. Bu şekilde kesmeyen bizden değil diyor Resul. Bıyığa göre bizden oluyorsunuz. Evet. Ne demek bizden değil alimler diyorlar? Yani benim sünnetimden değil, benim yolum böyle değil. Hatta bazı alimler diyorlar ısrar eden benden değil, yani benim ümmetimden değil. Allah korusun. Gördünüz mü? Bıyık konusunda ısrar eden ümmetlikten çıkıyor. Afaroz oluyorsunuz. Terk ediliyorsunuz Resul tarafından. Allah korusun diyor. Resul çıkartıyor, Allah koruyacak. 13 ateşe de gidebilirsin ebedi. Gördünüz mü? Ebedi ateşe girebilirsiniz. Bıyığınızın boyu. Nasıl? İyi mi konu? Benim ümmetimden değil. Onun için kıyamet gününde havuz başında Kevser, millet perişandır, seni Resulullah havuz başında karşılar. Bazı nasıl tanıyorsun bizi ya Resulullah? Diyor sizi tanırım. Nasıl bir at sürüsü olan birkaç tane atı var. Ayakları kahverengidir ama ayakları bayazdır. Sizin de eliniz, yüzünüz ebdesten beyazdır. Bu benim ümmetimdendir, gel derim. Başka ümmette ebdes yoktur. Bu sağlam bir hadis bunlarda. Abdest uzuvlarından tanır Resul. Yani Allah Mahkeme-i Kübra'da karışık bırakıyor. Karışık bırakınca Resul geliyor, kalabalığa bakıyor. Kafir, mecusi, puta tapan falan hepsi bir arada bakıyor bunlara, abdest uzuvları parlıyor. O zaman o abdest uzuvlarının aşırı abdest almaktan parladığı için onları seçiyor. Buradan Tokatlı, Reşadiyeli, Tellak kardeşlerime selam olsun. Büyük bir ihtimalle uzuvların parlaklığından yırtarlar. Çünkü adam zaten sabahtan akşama kadar suyun içinde. Gusül abdesti, full gusül abdesti almış görünümlü olduğu için zaten Allah Resulü bu direkt benim ümmetim der yani. Onlar büyük bir ihtimalle bu kafayla kurtaracaklar. Diyor bazılarınız gelir benim ümmetimdensiniz. Ebdesten bayazdır yüzünüz, eliniz, ayağınız. Bakarım melekler engel oldu. Niye engel olursun? Bu benim ümmetimdir. Hayır sen bilmiyorsun ey Muhammed. Senden sonra bunlar çok şeyi değiştirdiler. Muhammed Resul bilmiyor. Çok ilginç. Kainatın sultanı,
herkesten önce yaratılan, cennetteki her çiçeğin yaprağında adı yazıyor ve o ümmetinden, o kişilerin imanını bilmiyor. Nasıl yoldan çıktığını, nasıl hata yaptığını Resul bilmiyor. Melekler gelip diyorlar ki Allah Resulüne sen bilmiyorsun diyorlar. Çok iyi. 13 bularsa yasaktır havuz. E şimdi Resulullah diyemez. Şefaat de yapamaz. Ya öğren de gel. Allah Resulü büyük günahlara şefaat edecek. Sizin kitaplarınıza göre. Yaşını başını bize belki 10 yaş fark atar. Adamın hadislerden haberi yok. Bakın dostlar. Söylediği ne biliyor musunuz? Abdest almaktan uzuvları beyazlamış. Böyle abdest alan, yani bu kadar namaza düşkün ve Allah Resulü mahşerde bunları görüyor, şefaat etmek için çekiyor. Hani namazdan sonra sorgu sual yoktu? Hani namaz varsa gerisi önemli değildi? Hani ilk soru namazdı? Adamlar namazdan geçmiş, bıyığın boyundan kalıyorlar ya. Ve şefaat de iptal. Çok güzel. Yeri değil, hesap kurulmamış. Ne diyor? Feşehkan şehkan. Hadi oradan, hadi oradan o zaman. Gönderin bunları. Bakın Resulullah seninle benden değiller. Benden değiller, gönderin. Ya. Ama biz ondan olsa içeri alırlar. Ya, sakal, Allah bizi içeri alanlardan havuz başında. Çünkü o dehşet günde, vahşet günde o sudan bir bardak Resulullah'ın elinden içsen hayatta susamasın da. Ta cennete kadar. Ne kadar sürer o sene? O mahşer alanı kaç senedir? 50 bin sene bugünün senesiyle. 50 bin sene sürer. Aç susuz orada durarsın. Ya. Ya. Allah bize yardım eylesin. Evet, hakikaten Allah'ın size yardım etmesi lazım. Yoksa durumunuz hiç iyi değil. Mahşerde 50 bin yıl, mahşerde susuz bekleyeceğim. İlginç. Herhalde güneş var zannediyorlar orada. Ya da cehennem ateşi mi var zannediyorlar. Nasıl bir mahşer alanı düşünüyorlarsa. Dostlar, hakikaten ne kadar basit aslında, değil mi? Şimdi bir sohbetlerini dinliyorsunuz, namaz yeter. Bir sohbetini dinliyorsunuz, bıyığın, kılının boyundan cehenneme gidiyorsunuz. Ve halen yüz binlerce insan buna inanıyor. Bu adamların anlattıklarına iman ediyor. Bakın, 11 dakika adam konuştu. Bir ayet duydunuz mu? Duyamazsınız. Neden? 19. hadisi okudu size. 19. hadisi okudu. İşinize gelirse ve bıyığınızın boyuna bakın, ayağınızı denk alın. Sonra Resul bize şefaat edecek falan, hiç boşuna beklemeyin. Ne diyor Resul? Öyle mi yaptılar? Götürün onları diyor, götürün onları. Şefaat etmiyor. Hani büyük günahlara şefaat ediyordu? Ya hakikaten hangi videoda ne çıkacağı belli değil mi dostlar? Yeter ki düşünün. Düşünmeniz ve akletmeniz ümidiyle.